Dostlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Dubai'deki son günüm. Normalde benim bugün planım, neyse bunlardan bahsedeyim, odamda yatmaktı, uzanmaktı ama Türk bir arkadaşım dedi ki seni bir yere götüreceğim dedi. Orada dedi yemek yiyeceğiz. Ya yemek mi bilmiyorum, bir şeyler içeceğiz. Orası dedi denemen gereken bir şey dedi, bir yer dedi. Bugün Dubai'de son günüm. Bu gece gidiyorum ve saat gördüğünüz gibi son günüm Dubai'de. Şöyle bir çekeyim, kaldığım yerleri hatırlayayım, unutmayayım burayı. JBR gideceğim. JBR benim en sevdiğim yerdi Dubai'de. Son defa orada bir yere bir etkinlik var, bir şey var. Bir üst katı çıkacağız, yükseklerden bir yerleri izleyeceğiz falan. Güzel geçeceğine eminim. Arkadaşım geliyor beni almaya. Türk bir arkadaşım. Burada Microsoft'ta mühendis olduğunu biliyorum ama tam olarak branşının ne olduğunu bilmiyorum. Microsoft'ta mühendis olduğunu biliyorum. Ama tam olarak ne yaptığı konusunda çok bir bilgim yok. Yüz yüze daha önce görüşmedik ama hep sosyal medyadan konuştuk. Yakalar, vanneye kadar. Ne iş yaptığını, neler yaptığını çok fazla bilmiyorum. Sürekli sosyal medyadan konuşuyorduk, hiç müsait olamadı. İşte bir şeyler yapalım, planlayalım, oturalım. İşte Türkiye'den geldin, seni misafir edeyim diyordu bana sürekli. Hiç kabul edemiyordum ama bugün benim için işini erken bıraktı. Bana biraz zaman ayıracak, gelecek beni alacak. Bir şeyler yapacağız, ondan sonra da beni tekrardan otelime bırakacak. Yani bir iki saatini ayıracak bana. Sağ olsun, ilgilenecek benimle. Şimdi geliyor benim otelime doğru. Gelsin bakalım. Benim en sevdiğim yer olan JBR'da Hakan benim için bir şeyler planladı. Hakan'ı da tanıtayım size. Onun şu anda haberi yok büyük ihtimal. Görmedi beni. Hakan, hiç beklemediğim bir anda videoya hoş geldin. Hakan'la burada tanıştık. Ben bahsettiğim bir yer senin neler yaptığını aslında. Ben de seni görünce kaçırmak istemedim, yazmak istedim. İyi yaptın. Instagram'dan yazdın. En azından son günde beraber geçirmek istedim. Evet, teşekkür ediyorum çok. Bunlar Cuba Pro'ları, getirdim sana. Bunlardan birini deneyebiliriz. Bu da Toscanella, hiç denedim bilmiyorum. Bu daha hafif, bu da çok iyi. Deneyebiliriz, bunları alalım yanımıza. İkisini deneyelim, hepsini alalım. Hakan dedi ki sana dedi Pro hediye edeceğim. Yani Pro denemeni istiyorum dedi, sana Pro getireceğim, getirdim dedi. Cuba Pro'su bunlar. Nereden aldın ama sen? Cuba'dan? Dubai'den aldım. Deneyeceğiz bunları bakalım. Sporcu olduğumu biliyor, bir sporcu pro diye. Şimdi ben tam olarak nereye gittiğimizi bilmiyorum ama Hakan'ın hakkımda birlikte yapacağımız hain planları olduğuna eminim. Yüksek bir yerde bir şeyler içeceğiz galiba ya da bir şeyler yiyeceğiz, bilmiyorum. Burası mı? Ha, burası değil. Burası o. Burası o. Burası dönme dolu. Aynen öyle. İşte dünyanın en büyük dolabı olacak diye söylüyorlar ama daha henüz yapım aşamasında. Daha henüz çalışmıyor mu bu? Yok, bu 3 yıldır falan yapım aşamasında. 3 yıldır ya, ben çalıştığını zannediyorum biliyor musun? Yok, 3 yıldır yapım aşamasında. Şu an kapsülleri inşa ediyorlar. Normalde kapsüller yoktu. Onlara yeni başladılar ama ne zaman biter ben de bilmiyorum. Ama tahminim bence belki 6 ay, 1 sene içinde açarlar diye düşünüyorum. Anladım. Ortalama ne kadar fiyatlar olur, bir tahminin var mı? 50 dirhem falan olabilir mi bir kişi? Bence 50 dirhem olur. Ortalama 50 dirhem falandır diye bir kişiydi. Ama tabii tamamen tahmin ediyoruz. Yani çok fazla turist çekeceğini düşündüğüm için çok da ucuz yapmazlar. Evet. Böyle bir şey de yani dünyada belki binemeyeceğin için güzel bir deneyim olabilir. Dolabın tam dibindeyiz şu anda. Dolabın dibini gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi hala yapım aşamasında. Kocaman, devasa bir dolap harbiden. Bir tanesi bir araba büyüklüğünde diyebilirim. Yani boyut olarak, ağırlık olarak tabii ki de değildir de. Böyle bir
otomobil. Devasa büyük. Zaten şey. Ama hani... evet genel olarak çok devasa, bayağı büyük. Bir insan çekeyim size bir tane. Bak insanı görüyorsunuz, bir tane insan var orada. İnsan ne kadar küçük kalmış. Gerçekten çok büyük. Şu taraftan dönersek oradan fotoğraf da alabiliriz. Hakan çok güzel fotoğraf görünüyor şu anda senin. Şöyle yürürken arkadan mesaj çekebilirim. Türk'üz biz de. Türk dondurma her yerde. Bize dondurma satmıyor. Aşk kıyayım diyor. Bir manita çekeyim bari ya Dubai'de. Hava sıcak yanıyor. Hava... Aynen öyle. Dubai'ye ilk geldiğim zaman şu kadının olduğu yerde fotoğraf çekilmiştim. Arkamda bu binalar. Instagram hesabımda görebilirsiniz zaten. Bugün sonuncu günüm ve yine aynı yerde veda ediyorum Dubai'ye. Bakın burada Dubai'de Real Madrid'in official yani orijinal kafesi var. İçeride formalar, temsili kupalar, bir şeyler var. Dubai'nin en iyi sahillerinden bir tanesi. En iyi sahili bana göre. Ben burayı çok sevdim. Marina sahil. Hatta şurada bir video çekmiştim, hatırlar mısınız bilmiyorum. Cheesecake Factory diye bir kafede. Şimdi eğer fırsatımız olursa, yani yapabilirsek bu flight cup'a çıkacağız. Onun üzerinde bir şeyler içeceğiz. Manzaraya karşı. Tam da gün batımına denk getirmeye çalıştık. Bence yetiştik. Gayet de gün batımındayız ama bakalım müsait mi, ne kadar kapalı mı, açık mı? Biraz önce yukarıdaydı. Ama bakacağız. Burada birkaç seçeneğimiz var. Alabileceğiniz bir şeyler var. Biz kola ve mısır aldık. Bu arkadaşlar da mısır ve meyve suyu almışlar kendilerine. Biraz yükseleceğiz birazdan. Şöyle koltuklar var, oturduk. Böyle tepeye kadar çıkacağız. Hakan. 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 Yes. Moin. Moin? Yeah. Same name, Moin. Oh, really? Yeah. Oh, it's a joke, bro. My name is Suraj. Suraj, my name. Suraj. Yeah. 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 I'm from Turkey. Yeah. Don't forget. Are you from India or Pakistan? Yeah. Onun ismini gördüm burada. Dedi senin ismin ne? Dedim onun ismini söyledim dedim. Benim ismim bu. Why not bro? Her yerde troll. Her yerde troll var. Şu anda da yükseldik bayağı. Planladığımızı yaptık. Çıkabilir miyiz, çıkamaz mıyız, açık mı, kapalı mı derken gayet tamam, gayet çıktık. Aynen. Güzel oldu ama. Gerçekten güzel oldu. Burada biraz rüzgar var. Ama iyi ki var. Aşağısı yanıyor. Şurada sahilde
Develer yürüyorduk biraz önce. Orada da deveye binebiliyorsunuz aslında. Tahmin ediyorum 20 dirhem falan bir şeyler olması lazım deve. İndik. Kemerlerimiz var. Kemerimi açması lazım benim için. Ha, açıldı diye tahmin ediyorum aynen. Düğmeye bastı açtı zaten. Evet. Güzeldi bence. Tam da zamanında geldik biliyor musunuz? Hadi bakalım let's go. Bakalım neler yapacağız bugün başka. Aynen öyle. Sen de 600'dan diğer yabancılardan zaten herkes çalışmaya geldi korkuyor. Aynen öyle. Şurada bir yemek yiyeceğiz bu arada. Sonra nargile içeceğiz. Ha? Dubai'de son günüm. Üzülüyor muyum? Pek değil aslında. Ama burayı özleyeceğimi biliyorum. Ama İstanbul'u çok özledim. Bir İstanbul'a gidip bir çile çekmek istiyorum. Ondan sonra yine kaçacağım başka ülkeye zaten. Dostlar yemeklerini beğendiğim bir restoran vardı. Burada yemek yiyeceğiz. Bakın bu Urfalı kebap gördüğünüz gibi. Urfa kebabı nasıl yazmışlar? 63 dirhem. Burada nargile falan içeceğiz. Biraz sohbet ederiz. Otururuz burada. What does fatte mean? This is not normal one. No, I want normal one. You want normal one. The capsule is that. Okay, normal one. Sigaralarım da bunlar. Hediye sigaralarım. Bunları biliyorum bu arada. Bu çubu sigaralarını biliyorum. Bunu bilmiyorum ama bunu deneyeceğim. Biraz farklı kokuyor diğerlerinden. Şöyle inceden kalına doğru. Böyle de bir pro küllüğü getirdiler bana. Burada biraz pro içeyim bakalım. Ben buraya bir kere daha gelmiştim. Beğenmiştim. Hakan'a da söyledim buraya gelelim diye. Hakan fena, ikimiz de aç değiliz ama yine bir bayağı bir şeyler söyledik. Bence et çok lezzetli duruyor bakalım. Evet. Nargilemiz de var. Humus vesaire. Bugün son günüm Dubai'de. Tekrardan geleceğim ama buradan sonra başka bir ülkeye gideceğim. Hakan'ı arayacağım. Hakan hızlı zamanlar mı diyeceğim. O zaman geleceğim buraya. Şurada yemek yedik. Orada bir Arap restoranında yemek yedik. Şimdi JBR'de bir de akşam çekeyim. Bir de kahve içeceğiz. Palm Adası'na gidiyoruz. Bu Palm Adası neresi biliyor musunuz? Belki duyanlarınız vardır. Belgeselleri falan da var hatta. Hani böyle arabalarla, kamyonlarla kum taşıya taşıya yaptıkları el yapımı bir ada var. Böyle yukarıdan baktığınız zaman palm ağacı ağaç gibi böyle. Böyle düz yanlara doğru açılan bir yer var. El yapımı bir yer orası. Ben oraya gitmedim. Yani oraya gitmedim de oranın hemen girişinde normal bir caddede öyle bir alkol falan alkolü bir mekana oturmuştum. Ama o Palm Adası'na gitmedim. Orayı kesinlikle gör diyor bana. Götüreyim seni oraya dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada bir kahve içeceğim son defa. Gece ama olsun yine de göreyim orayı bir. Ondan sonra artık uçağa gitme vakti. Şöyle JBR'ı son defa çekeyim. Ne zaman gelirim şimdi de ama çok fazla bir uzatmam diye düşünüyorum. Sevdim Dubai'yi, gelirim tekrar. Hatırlarsınız bunları otoparktan çıkarken çekmiştim. Şimdi tekrardan buradan otoparka arabaya ve o yapay ağaç şeklinde olan ada mı artık ne dersiniz? Oraya gidiyoruz.
anda adadayız dostlar. Adaya giriş yaptık. Adanın yolunda gidiyoruz. Kahve içeceğiz bir yerde. Villaları görüyorsunuz. Villa düzeninde evler de var burada. Apartman düzeninde de evler var aslında. Dostlar şu anda burası el yapımı. El yapımı bir yerin üstündeyim şu anda. Adamlar el yapımın yere neler neler yapmışlar ya. Şöyle McDonald's her yerde. Bu şey değil mi ya? Jim Kong. Şöyle bir yere geldik. İniyorsun merdivenlerden. Burada su gösterişi. Su gösterişi. Bir tane daha Jim Kong var burada. Su gösterişi yapmak için demirler var burada. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Su fışkırtma yerleri. Karşı taraf hep plaj, özel alan diye geçiyor. Otelde kalırsan boydan boya o plajdan yararlanma şansın var. Otelin plajı yani. Evet. Ve şey çok özel yurt dışından getirilmiş kumlar var orada. Ha. Şöyle el yapımı adadayız. Biz şu an buradayız gördüğünüz gibi. Burası komple el yapımı. Buraya kum döke döke adamlar böyle bir ada yapmışlar. Ne kadar sürede yapmışlar biliyor musun? Ortalama sanırım bir 5 yıllarını falan almış. 5 yılda yapmışlar. Tabii ilk bu kum döktüklerinde birçok defa kumun çektiği olmuş. Mimari olarak defa zorluk yaşamışlar. Ama bir 5 yılın sonunda bu gördüğünüz adayı oluşturmuşlar adamlar. İnanılmaz bir mühendislik var yani. İçeri giriyorsunuz mis gibi bir kahve kokuyor. Cold latte almayı düşünüyorum. Sen de ben cappuccino alacağım. Cold mu sıcak? Sıcak olsun. One cold latte. Hmm. One cappuccino. Böyle bir kahve geldi gördüğünüz gibi. Tadının da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çekirdekler falan hep özel. Özel bir kahve gerçekten. Biraz da kafenin dışında oturuyoruz. Tabi sabah biraz daha göründüğünü düşünüyorum ama bence şimdi de çok farklı değil. Şimdi de çok kötü değil pardon. Sadece sıcağı hissediyoruz. Aynen biraz sıcak sadece. Kahvemizi içtik artık otele dönme vakti. Son bir de görüntü halini. Burada bir de Türk restoranı var gördüğünüz gibi. The Kasap. Zaten yazıyor Türk. Bir tane daha Jim Kong. Biliyorsun değil mi Jim Kong ne olduğunu? Türkiye'de sosyal medyayı kullanan, bize örnek olan abilerimiz var. Buğra ve Emin abimiz var. Onların spor salonunun ismi. Jim Kong. Onların da sembolü ayı bu arada. Yani goril pardon ayı değil. O yüzden diyorum Jim Kong diye. Şeyi biliyorum. Evet. Hi. Son Dubai'deki son videom.
normalde valizleri koyarlar ama bu arkadaş bana... Evet, Dubai'de son videomu da çektikten sonra ufaktan kaçıyorum. Evet, Dubai. İlk yurt dışı gezim Dubai. Buradan Dubai'ye gelmek isteyenlere ne söyleyebilirim? Dubai gerçekten çok pahalı. Türk lirasıyla gelirseniz, yani ben bir ay takıldım. Bir ayda güzel bir para harcadım. Yaklaşık... İtiraf ediyorum, burada söylüyorum, 30 bin dirhem falan harcamış olabilirim. Yani bu da yaklaşık 80 bin lira falan yapar. Yani yaklaşık evet bu kadar param gitti. İki tane bitcoin'im gitti. Yani iki tane bitcoin bundan biraz daha fazla yapar ama bu bitcoinleri alırken bir kısmını harcadım falan derken yani ne kadar para harcadığımı az çok söyledim size. Bir ayda bu kadar param gitti. Ama Dubai çok güzeldi. Güzel videolar yaptık. Çok güzel eğlendim. Videolarda olmayan eğlencelerim var. Partilerim var. Bir daha geleceğim buraya ama kim bilir ne zaman. Şimdi bakalım. Havalimanından gidelim bakalım. Şu anda uçakta bir uyumuşum. Üf, 6 saat boyunca uyumuşum anasını satayım. Çok güzeldi ama bir uyandım gelmişiz. Şimdi buradan da 1,5 saat Türkiye'ye gideceğim. Ukrayna askeri. Burada oturalım bakalım, bir şeyler yiyelim. Burada da iki tane cappuccino içtim. Gelen, bunlar da Ukrayna grivnası. Gördüğünüz gibi 170 Ukrayna grivnası tuttu. Benim 160 Ukrayna grivnam vardı. Şimdi bir daha gidip para change yapacağım. Gidip dirhem bozduracağım para change yerinde. Bunu bozdurup hesabımı ödemem gerekiyor. 10 grivnam eksik. Bu da tip. Bu da ne kadar küçük bir para olduğunu düşünüyorum. Onu da tip bırakacağım. Dostlarım çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olup like atıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Peace.